üniversite yöneticileriyle görüştüm. Gazetecilerle, basınla uzun süren bir toplantı yaptık. Yani sadece bir basın toplantısı gibi değil. Ve şunu gördüm. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk halkı potansiyeli yüksek olan, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti potansiyeli yüksek olan bir kara parçası. Tabii genelde neye odaklanıyoruz? Hep bu bahsettiğiniz çözüm meselesine. Ama çözüm meselesinde Rum tarafının tutumu çok açık. Maalesef işi çözümsüzlüğe mahkum etmeyi onlar kendi lehlerine görüyorlar. Burada doğrusu Avrupa Birliği'nin uygunsuz bir zamanda, haksız bir biçimde Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği için almasının da olumsuz bir rolü oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir taraftan bu bahsettiğiniz diplomatik kararlar ya da işte Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türklerinin geleceği adına birlikte atacağı adımlar tespit edilirken, görüşülürken, öbür taraftan bence biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına odaklanmalıyız. Ki benim birinci derecede vazifem, hükümet içerisindeki vazifem bu. Şuna inanıyorum. Bu potansiyelle önümüzdeki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliştikçe, zenginleştikçe, refaha arttıkça, oradaki halka verilen hizmetler iyileştikçe Rum tarafı çözüm yanlısı olabilir. Yoksa şimdi hiç çözüm yanlısı olmaya niyetleri yok.